Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Karabağ'a gideceğiz. Azat edilen topraklar Ağdam'a gidiyoruz. Kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere 2. Karabağ harekatı sonrasında özellikle de bölgedeki Ermenilerin ateşkese uymalarını, anlaşmaya uymalarını gözlemlemek amacıyla Türkiye ve Rusya Ağdam'da ortak bir gözlem merkezi kurmuştu. Bugün sabah saatlerinde uyandığımızda ise karşımıza Ağdam'da bulunan Türk-Rus ortak gözlem evinin faaliyetlerinin artık son bulduğu belirtilmekteydi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Ağdam'da neler olmuş, neler bitmiş hep birlikte öğrenelim. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde oluşturulan Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamladı. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Veliyev törende yaptığı konuşmada Türk-Rus Ortak Merkezi'nin barış için büyük katkılarda bulunduğunu söyledi. Veliyev, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görev yapan asker ve subaylara teşekkür etti. Azerbaycan'ın Karabağ'da egemenliğini tam sağladığını, Ermenistan ordusunun bölgeden çıkartıldığını hatırlatan Veliyev, bu nedenle Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevinin de tamamlandığını kaydetti. Korgeneral Levent Ergün, gözlem evinin kapanışında bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın detaylarına indiğimizde gözlem evindeki Türk ve Rus askerlerinin nasıl ilişki içerisinde bulunduğunu da aslında anlayabiliyorduk. İsterseniz açıklamalar bir karşımıza gelsin. Kapanış töreninde Korgeneral Levent Ergün neler söylemiş hep birlikte bir öğrenelim. Türk ve Rus ordusunun ortak merkezde birlikte görev yaptığı yaklaşık 3 yıl 3 aylık süre içerisinde birlikte kutladığımız bayramlarımız, icra edilen sportif ve kültürel etkinlikler, Rusça Türkçe dil kurslarımız iki ülkenin karşılıklı hoşgörü ve kültürel bağlarını da kuvvetlendirmiştir. Bu vesileyle ortak merkezde görev yapan Rusya Federasyonu Barış Gücü Komutanı başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu askerlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Ortak Merkez Komutanlığında icra edilen görev süresince bizlere her konuda desteğini esirgemeyen dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun çok kıymetli komutanları, askerleri ve Ortak Merkez'in fedakar çalışanlarına sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Zaman gerçekten de su gibi akıyor. Daha dün gibi kıymetli dostlar, hatırlar mısınız? Mahalle mahalle sizlere 2. Karabağ Harekatı'nda azat edilen köyleri, beldeleri anlatırdım. Şükürler olsun ki Karabağ'da tam anlamıyla artık, ama gerçekten de tam anlamıyla bir hakimiyet sağlandı. Ermeniler en son 4 tane işgal altındaki köyü de Azerbaycan kuvvetlerine teslim etmişti. Konuya ilişkinde şunu belirtmek istiyorum. Yarına gerek yok. Şimdi Ruslar ilk özellikle de Karabağ bölgesinde hani ortak bir gözlem evi kuruluyor. Türk askerleri, Rus askerleri beraber çalışacak. Hatta Laçin koridorunda güvenli Rus askerler sağlanacak dediğimizde ben de hiç unutmuyorum diyebilirsiniz. Yani tepki göstermiştim. Ya dedim, ne gerek var Rus askerlerine? Şimdi Ruslar girdi miydi çıkmasını bilmezler. 5 yıl sonra anlaşma imzalandı ama yani ne zaman çıkacakları Allah kerim diye eleştiride bulunmuştum. Ama 3 yıl 3 ay sonra Ruslar söz verdiklerinin daha öncesinde Karabağ'dan askerlerini vallahi şaka maka çıkarttılar. Ne yalan konuşayım, ben bugün birazcık ters köşe oldum. Ama tabii ki de Rusya-Ukrayna savaşının etkisi bu yaşanan gelişmelerde oldukça fazlaydı. Yoksa hani Ruslar bir yere girdi miydi çıkmasını pek de bilmiyorlardı. Bundan dolayıdır ki bizim o endişelerimiz, o haklı endişelerimiz, eminim ki sizler de o zamanlarda bu görüşlerimize katılmışsınızdır. Ha, özellikle de şimdi sorabilirsiniz, Kaan, Ağdam'da işte Türk-Rus ortak gözleme bir kapandı. Tamam, Ruslar gidiyor ama Türk askerlerinin pozisyonu ne olacak diye. Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakta. Türk Silahlı Kuvvetleri resmi bir şekilde Türk askerleri artık işte Türkiye'ye geri dönüş sağlıyor. Yaklaşık 50 askerdi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir açıklama yapmadı. Belki bilmiyorum, bileceğiniz üzere Azerbaycan'da Türk Görev Komutanlığı bulunmakta. Belki de askerlerimiz oranın bünyesinde faaliyetlerine yine Karabağ harekat alanında belki devam edeceklerdir. Bayın temizleme çalışmaları olsun. Belki bu alanlarda
Atatürk askerleri yine Azerbaycanlı dostlarımıza yardım etmeye devam edeceklerdir. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamaları takipte olacağım diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde NATO Genel Sekreterliği seçimi. Bileceğiniz üzere yazın gerçekleşmesi planlanan NATO Liderler Zirvesi'nde artık bu işe nokta konulacak. NATO'nun yeni genel sekreteri belirlenecek kıymetli dostlar. John Stoltenberg yaklaşık 9-10 senedir, yani uzunca bir süredir NATO'nun genel sekreterliği görevini yürütmekteydi. Hollanda'nın başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı NATO genel sekreterliği konusunda ikna için telefonla aramıştı önceki dönemlerde. Bu kez bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı NATO genel sekreterliği hususunda kendisini desteklemesi için ikna etmeye geliyor Hollanda başbakanı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda başbakanı ve NATO genel sekreteri adayı Mark Rutte ile İstanbul'da görüşecek. NATO'nun 14. lideri olmak için NATO ülkelerinden desteklerini talep eden Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılacak görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunulacak. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alınacak. Türkiye, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'u henüz açıkça desteklemeyen 4 NATO ülkesinden biri. Geçici başbakanın Batı Askeri İttifakı'nın 32 üyesinin tamamının oy birliğiyle desteğe ihtiyacı var. Rutte halen bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor. Rutte'un Türkiye ve Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekmekte. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'un adaylığına açıkça karşı çıkmıştı. Türkiye'nin geçmişte açıkladığı üzere NATO üyeliğini kullanarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olma konusunda diğer ülkelerin ön yargılarını bırakması gerektiğini ve NATO'nun PKK-YPG terör örgütüyle ilişkisini kesmesini talep etmişti. Temmuz ayında Washington'da yapılması planlanan NATO zirvesinde NATO'nun yeni genel sekreterinin belirlenmesi hedefleniyor. Benim içimden ne geçti biliyor musunuz? Onu bunu bırakın da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu NATO genel sekreterliğine ne yakışırdı be? Yalan mı? Bir içimden geçirdim de. Bizim yörük yiğidimiz Mevlüt Çavuşoğlu gerçekten de aslanlar gibi NATO görevini yerine getirirdi. Düşünüyoruz şimdi, bak diyebilirsiniz ya Kaan o kadar yüksekten uçma diye de. Kıymetli dostlar, NATO'ya oransal olarak baktığımızda Türkiye'ye kadar destek veren bir ülke var mıdır? Bence yoktur. Amerika Birleşik Devletleri demek zaten NATO demek. ABD'nin vermiş olduğu desteği bir kenara bırakın. İkinci sırada Türkiye gelir. Yani Allah korusun ülkemizde bir olay yaşanacak olsa bizi belki de ilk sırtımızdan vuracak örgüt NATO'dur. Ona rağmen biz NATO'ya en fazla destek veren ülkelerden bir tanesiyizdir. Yani bence hak etme konusu açılacaksa Türkiye NATO Genel Sekreterliğini kesinlikle hak ediyor. Ha, Mevlüt Çavuşoğlu olmaz, başka bir isim de olabilir. Veyahut da Türk NATO Genel Sekreteri adayı yapılamıyor mu? En azından belli başlı NATO'nun organizmaları var. Hani kendi içerisinde gerçekten de etkin rol üstlenen. Türkiye'ye en az şöyle bir 2-3 başkanlık verilse bence tadından yenmez. Hani birazcık pazarlık yapıyor gibi gözüküyorum oradan ama haksızsam haksızsın Kaan deyin. Yani benim görüşlerim bu şekilde. Akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Bugün yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici sosyal medya haberlerini bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Milli Muharip Uçak Kağanımızın test pilotu Barbaros Demirbaş'tan önemli açıklamalar mevcut. Öncelikle şunu belirteyim. Bugün Dünya Pilotlar Günü. Biz de Pilotlar Günlerini tebrik etmiş olalım diyorum ve açıklamalarında dedi ki Barbaros Demirbaş, bu işin en son sınırına meydan okuyoruz. Uçuş esnasında onların, hatta tüm milletimizin dualarını, inancını hissettik. İlk uçuş çok önemli bir uçuş. Çünkü çok fazla bilinmezlikler var. Bu bilinmezlikleri minimuma indirmek için yerde yapılan çok büyük faaliyetler var. Ama ne kadar yaparsanız yapın, yerde ne kadar hızlı taksi yaparsanız yapın, hiçbir zaman bir uçuş ortamını, uçağın havadaki davranışı, kontrol sisteminin, tüm uçak sistemlerinin onu destekleyişine emin olmak mümkün değil. Kalkışta dikkat çeken bir yatay stabilize hareketi var. Ben kokpit içerisinde onu hissetmedim. Uçak çünkü benim verdiğim kumandaları gerçekleştirmek için uğraşıyordu.
sordu. Benim de amacım uygun burun kaldırma açısına geçmekti. Kokpit içi güzel. Şimdi yaklaşık bir aydır tüm veriler inceleniyor. Sık sık data analiz yapıyoruz. Oradaki konuda tehlikeli bir noktada değil. Ama ilk uçta alınan veriler trimlenecek veya iyileştirilecek konularımız var. Bence çok başarılıydık diye Milli Muharip Uçağımızın ilk uçuşu uçağı uçuran pilot tarafından bu şekilde değerlendirilmişti. Akabinde kıymetli dostlar, hep birlikte bir Ukrayna-Rusya savaş sahasına gidelim mi? Hani sizlere sürekli elimden geldiğince ilginç çözümleri paylaşmaya çalışıyorum ya. Mesela bu sefer de bileceğiniz üzere yani son 3 aya baktığımızda neredeyse gerek Rus tarafı gerek Ukraynalılar sürekli kamikaze insan savaş araçlarına yerleştirmiş oldukları mühimmatlarla gerek tanklar gerekse hava savunma sistemlerini dahi hedef almaktalardı. Kıymetli dostlar, Ruslar artık bu konuda iyice artık çığırından çıktılar. Hani diyordum ya, gülüştürüyordum tankları gecekonduya çevirdiler diye. Görmüş olacağınız üzere artık işi birazcık daha profesyonelleştirmeye başladı Ruslar. Birazcık daha simetrisi düzgün yapılarla Ukrayna'nın insan savaş araçlarından bu şekilde korunmaya çalışıyorlar. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna insan savaş araçlarını ağ kullanarak yakalayan önleyici dronlarını kullanmaya başladı. Bu görmüş olacağınız üzere üst taraftaki drone Ruslara ait. Altında artık nasıl bir mekanizma varsa ağ fırlatıyor aşağı tarafta bulunan Ukrayna insan savaş aracına, temsili Ukrayna insan savaş aracına ve bu şekilde insan savaş aracı yakalanmış oluyor. Gerçekten de bu kamikaze insan savaş araçları oldukça tehlikeli bir hal aldı. Hazır Ukrayna meselesi açılmışken kıymetli dostlar, Yunanistan'dan müttefiklere hayır yanıtı geldi. Yunanistan Ukrayna'ya Patriot veya S-300 hava savunma sistemleri göndermeyi reddettiğini açıkladı. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Yunan medyasında eğer ki gelir ABD'liler işte Türkiye size asla savaş açmayacak garantisini verirse biz o zaman belki elimizdeki S-300'leri Ukrayna'ya göndeririz diye ABD'ye hani böyle de bir çıkış yaptıkları iddia edilmekteydi. Günün fıkrasına gidelim mi kıymetli dostlar? Yunanistan merkezli Pentapostagma kısa ama oldukça komik bir haber paylaştı. Pentapostagma dedi ki son paylaşmış olduğu haberinde, Türkiye için sorun olmayacaksa Lozan Anlaşması'nı yok sayabiliriz. İzmir'i bize verin, yeniden Simria yapalım diye. Simria artık İzmir'in Yunanca'daki karşılığı. Böyle bir haber paylaşmışlardı. Yunan editör nasıl bir kafayla paylaştı bu haberi? Gerçekten de sorguluyorum. Artık uzo mu içti, ne içti derseniz yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Evet, Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Tabii gerçekleşen ziyaret sonrasında bileceğiniz üzere Türkiye'nin Almanya'dan Eurofighter talebi vardı. Bu konuya ilişkin önemli gelişmeler mevcut. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ürünlerinde kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı vermiş. Biz müttefiklerin birbirine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifak ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü örtüsüz tüm kısıtlamaları kaldırmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz diye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklamalarını sonlandırmıştı. Hani yalana gerek yok, Alman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü esnada ortak basın toplantısı düzenlenirken içimden de geçirdim. Ulan dedim, herhalde dedim birazcık pürüzler kalkmıştır Eurofighter konusunda da ortak basın toplantısında Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Eurofighter satımına onay verdik diye bir açıklama yapar mı diye bekledim ama çıkmadı böyle bir açıklama. Yani Almanlar diretmeye devam ediyor. Ama bir yere kadar. Yani bizim de artık bir sabrımız var. Ben sanmıyorum ki yani daha iki lider, iki cumhurbaşkanı bir araya geldi. Daha bu mevzu nasıl en üst mertebeden görüşülecek? Düşünsenize. Adamlar iki cumhurbaşkanı bir araya geldiğinde Eurofighter'a ilişkin bir hani olumlu bir sinyal vermiyorsa kim görüşecek de bu Eurofighter mevzusu halledilecek? Tabii o da işin bir ilginç kısmı. Yani kıymetli dostlar, Eurofighter birazcık sanki hayal olur gibi geliyor. En azından ben yaşanan gelişmelerden bunu anladım. Çok bir ihtiyacımız var mı diye soracak olursanız ABD'den gelen F-16'lar Eurofighter'ın birazcık zaten açığını kapatacaktır. Bizim işimizin gücümüzün ne olması gerek? Evet, adaşım Milli Muharip Uçak Kaan olması gerek değil mi? Bu vakitten sonra kimseye eyvallahımız olmayacak. Verdim mi? Vermedim mi? Tamam, sıkıntı yok. Hadi Allah'a emanet deyip çekeceğiz, geleceğiz. Kendi Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın test faaliyetlerini hızlı bir şekilde ilerletip
hemen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.